Saner TV ekranlarından herkese merhaba, ben Ceylan Köseoğlu. Ekonomi rüzgarı başlıyor. Binlerce çalışan vatandaşın dört gözle beklediği asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu. Asgari ücret komitesi 1 Aralık'ta toplanacak. Yeni yıla girmemize çok az bir vakit kaldı. Heyecanlar, tatlı telaşlar derken haliyle milyonların merakla beklediği tek şey asgari ücret ve ardından gelecek olan zamlar. Yeni yılda asgari ücretin artmasıyla beraber hizmet borçlanmalarının maliyetinin de aynı oranda artması bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara 31 Aralık tarihine kadar borçlanma yapmalarını tavsiye ediyor. Harç ücretleri de yeni yıl zamlarından nasibini alacak. Yeni yılda %58 zamlanarak 3 yıldan uzun süreli pasaport bedeli 8.625 lira olacak. Yıllardır süregelen Şahane Cuma veya Kara Cuma çılgınlığı bu sene de devam etti. EZCO 2023 Kara Cuma dönemindeki alışveriş istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere ilişkin 24 Kasım Cuma günü EZCO üye işyerlerindeki işlem hacminde %70 oranında artış gözlemlendi. Otomobil almakta zorlanan vatandaşlar için araç kiralamak daha avantajlı oldu. TOKDAR Operasyonel Kiralama Sektör raporunda yer alan verilere göre operasyonel araç kiralama sektörü yılın 3. çeyreğinde 19.800 araç aldı. Bu yılın çeyreğinde satılan her 100 araçtan 7'si de kiralama sektörüne gitmiş oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, sosyal medya üzerinden Türkiye'deki yabancı sayısına ilişkin veriler sundu. Türkiye'de en az 4.924.233 yabancının yasal izinle yaşadığını aktardı. Aynı zamanda yasal olarak Türkiye'de bulunan yabancıların toplam nüfusu İzmir'in nüfusundan büyük olduğunu, hatta Bulgaristan nüfusunun tamamını aştığını söyledi. 2019 Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği nöbetçi noterlik hizmetine başlamıştı. Covid-19 salgını sebebiyle verilen aranın ardından 2021'de yeniden başlatıldı. Nöbetçi noterlerde toplam 2 milyonu aşkın işlem gerçekleştirildi. Hafta sonu tüm illerde saat 10 ila 16 saatlerinde öğle tatili vermeden çalışıyorlar. Türkiye Noterler Birliği'nin internet sitesinden nöbetçi noterlikler öğrenilebilir. Gündeme dair ekonomi haberleriyle karşınızdaydım. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.